barbekü partisi yapmak istedik. Bu 5 kilo mu oldu? Evet, şimdi ödemeyi yapıyoruz. İnanılmaz. Düşüyordum, Allah kahretsin. Hello my friend. Mi İspanyol İspanyol. Bana yüreğim kanalı. Herkese merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Çık 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 çık. Sevgili arkadaşlarım, büyüklerim, küçüklerim, hoş geldiniz. Bir açıklama yapıyordum, genelde onu tekrar yapayım. Ali ve ben 1,5 yıldır Güney Amerika'yı gezerken başladığımız nokta olan Buenos Aires'e geri döndük. Burada neler yapıyoruz? Onlarla ilgili bölümler çekiyoruz artık Arjantin'de. Bugün de geçen videolarda görmüşsünüzdür izleyenleriniz. Bir konser vermiştik ve o konserde çalan arkadaşlarımız bana başka bir YouTube içeriği için yardımcı oldular. Ali ve ben bugün onlara teşekkür etmek adına bir asado partisi, yani bir barbekü partisi yapmak istedik. Dolayısıyla şimdi şeye geldik, kasaba geldik. Çok ses var. Kasaptan o etlerden varsa alacağız. Hem fiyatlarına bakalım. Buradan da partiye bağlanalım. Neler yapacağız? Ay bise de chorizo. Quanto vale ese ti? No. Quiero tres. Quanto vale? Ahí tiene un kilo y medio. Sería 4,5 kilo. Total. Şimdi arkadaşlar, biz size birazcık fiyatları hakkında da bilgi vereyim buraya gelmişken. Şimdi biz 3 tane şu parçayı görüyor musunuz? Bife de chorizo deniyor buna. 3 parça bundan alıyoruz. Yani 4,5 kilo ediyor değil mi? Bir tanesi 1 kilo 600 gram falan da. İşte 4,5 kilo dediğimiz vakit toplamda 25 dolar, yani 500 TL ediyor. 500 TL'ye harika değil mi? 4,5 kilo et. Mükemmel. Bir de sosis alacağız. Burada yokmuş, başka bir yerden alacağız. Çünkü bu davet 15 kişilik falan olacak. Herkese yetmesi adına böyle ne gerekiyorsa yapmamız lazım. Çünkü bize çok yardımcı oldular, sağ olsunlar. Bu arada enflasyon burada çok yüksek. Hatta haberlere falan çıkmış. İnsanlar çok şikayetçi, artık ayda bir et yiyoruz falan diyorlar. Tabii buradaki kazançlarına göre şikayet etmeleri çok normal ama dolar karşısında değişen bir şey olmuyor. Bu 5 kilo mu oldu? 5 kilo. 12.600 peso. 12.600 peso, tamam, güzel güzel, tamam. 5 kilo. Dale. 6 kilo, casi 5 kilo, 200, 5 kilo, 5 kilo, 200 más o menos, 5 kilo. Dale. 5 kilo. Evet, şimdi ödemeyi yapıyoruz. 12.680. 12.680 ödüyoruz arkadaşlar. 13.000 verdim. Hanes de olacağız. 5 kilo. Aynen. Çok iyi. İnanılmaz. İnanılmaz ama gerçekten. Muchas gracias. Dale, gracias. Sí, 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 entiendo. Dikkat edin, çaldırabilirsiniz. Çok dikkat edin. Pardon. Kameramanım çok dikkatli. Şurada evimiz, hemen eve etleri bırakalım, sonra sosis almaya gidelim. Evde şurası şöyle. Görmeyenler için. Anahtar? Ay, sende. Bende. La 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 la. Bizden ağır şu etler var ya. Ya şu an aşırı ağır. Nasıl taşıdığım hakkında bir fikrim yok. Şu an bizde 1 kilo kıyma 300-350 lira civarında. Hayır canım, 600 TL falan. Saçmalama. Vardır bence. Hayır. Dana kıyma. İşte ne kıyması olduğunu. Bu bir de et yani. Ve en kaliteli etleri. Cinayet. Yani işte böyle enflasyonun yüksek olduğu ülkelerde en büyük zararı o ülkenin kendi vatandaşları görüyor. Ay saçma, ne garip oldu. Bizim ülkemizde olduğu gibi. İşte bizim ülkemizde de yine Türk lirası kazanan vatandaşlar aynı acıyı çekiyor. Yani hiç bizim hak etmediğimiz, bak bu vatanın da, gerçekten bu vatandaşların da, ben çok seviyorum çünkü Arjantinleri, Türk vatandaşların da hak etmediği şeyler yaşanıyor. Umarım yakın zamanda herkes haftada birkaç kere et yiyebilecek duruma gelir. Yani bak, her gün demiyorum, birkaç kere yesek, bir kere yesek bile olur yani. Burada da kendi vatandaşı ayda bir et yiyebildiğini artık söylemiş, haberlerde gördüm. Çünkü işte burada ne kadar kazanıyorlardı bilmiyorum yani, ortalama 300-400 dolar falan kazanıyorlardı herhalde diye. 400 dolar falan civarındadır tahmin ediyorum. Ama o da değişiyor işte şimdi. O da değişiyor.
Yani buranın zenginlerini de gördük. Tabii buranın zengini de zengin. Tabii Belgrad'ın o kısmı inanılmaz. Ya ama işte bu Türkiye'de de böyle, İstanbul'un aynen, bir kısmı çok zengin, bir kısmı çok fakir. Orta sınıf kalmadı. Burada da kalmamış. Yani şey ya durum sana. Bu yabancılar bizim ülkemize geldiğinde ya Türkiye çok ucuz ha, çok dediğinde güzel, biz nefret ediyoruz. Evet yani nefret ediyoruz. Burası da bence aynı şeyi hissediyordur. Acaba onlar bizden de nefret ediyor mu? Bizden değil de Amerikalılardan nefret ediyor. Biz de çünkü bize de çok yani öyle hani harika harika değil ama tabii ki et ve özellikle alkol konusunda bizim ülkeye kıyasla çok ulaşılabilir. Yani burada fakiri de zengini de bir şekilde ulaşabiliyorlar yani. Şimdi sosis almaya gidiyoruz. Etlerimizi aldık, sosisi de alalım. Almaya gidiyorum. Bugün yaklaşık 15 kişi falan olacağız. 21'inde yani zaten yayınlanmış olacak muhtemelen konserimiz. O konserde bize yardım eden herkes, Deniz, Sultan yani hepsi benim yanımdaydı zaten. Ve müzisyen arkadaşlarımız, işte yönetmen arkadaşım Tan. Hani hepsine buradan tekrar teşekkür ediyorum. Harika bir gün geçirttiler bize. Çok yardımcı oldular. Çok güzel bir video ortaya koyduk. Siz de umarım çok eğlenmişsinizdir izlerken. Tabii ki de eğlenmiş. Yani çünkü yani yabancı insanların bizim kültürümüzle ilgili yorum yapmaları ve hislerini paylaşmaları benim izlerken de çok keyif aldığım bir şey. O yüzden mutlaka yapmak istedik yani bunu. Sen orada şarkı söylüyordun da orada biz böyle daha çok dikkat ediyorduk insanlara. Nasıl izliyorlar, nasıl dinliyorlar. Önce bir geldiler, anlamaya çalıştılar. Anlamadılar. Biz orada bir de pot kırdık. Normalde söylemeyecektik. Bize gelip bizim de Türkçe konuştuğumuzu duyunca, aynı dili hangi konuştuğumuzu dil duyunca sordular. Gelip bize sordular. Biz de şey gibi Türk iş falan yaptık. Normalde söylemememiz lazımdı. Onlara keşke sorsaydık. Ama hepsi bilmiyordu. Bazılarına söylemiş oldunuz. Yani aynen, bilmeyen de çok vardı videoda zaten. İnsanlar çok eğlendiler gerçekten. Evet, ben böyle şaşkınlıkla dinliyorlardı. Ne bu falan diye. Çünkü ezgisi bambaşka, sözler bambaşka. Şey de çok güzeldi mesela. Bilmedikleri bir dili bu kadar merak edip gelip oturup anlamadıkları, hiçbir şey anlamadıkları halde bu kadar dinleyip videolar çekmeleri, dans etmeleri. Ama Arjantin halkı öyle yani. Burada güzeldi. Küçücük bir yeteneğinizi ortaya koyun. Karşılığını mutlaka alıyorsunuz. Yani yeri geliyor alkışla, yeri geliyor sana para veriyor yani. Mutlaka karşılığını alıyorsunuz bu topraklarda. Bir yeteneğiniz varsa eğer ortaya koyduğunuz zaman. Evet şimdi sosis almaya geldik. Sosislerin tanesi 200 pesoya yakın. Bu ne demek oluyor? 8 lira mı? 7 lira. 50 centten az biraz. Çok ucuz. Kime? No, nada mas. Yeter bu mu? Ucuz olunca daha fazla alırsın galiba. 20 geldi. Tane falan verdi. Evet, şimdi sosisleri de aldık. Biraz çok ucuzdu ama ya. Ya hatta şüphe ettim, yanlış bir şey mi aldık falan diye. 1400 pesoya 8 tane sosis aldık değil mi? Ama o büyük sosislerden, ama kalın bayağı kalın. Büyük, çok büyük yani. Yani 14 tane almışız gibi düşünün. Dolu dolu. 1400 peso dediğin 2,5 dolar gibi bir şey yapıyor yani. Aynen. Bir hata yoktur umarım. Öyle bakalım, pişirirken tekrar görüşeceğiz. Orada görüşürüz. Bütün kızlar toplandık, toplandık, toplandık. Sorduk neden yıprandık, yıprandık, yıprandık. Biz onlardan hoşlandık, hoşlandık, hoşlandık. Sorduk neden yıprandık, yıprandık, yıprandık. Artık hemen de moda girdik. Kanalı üçünüze satabilirim. Arkadaşım onu çekmeyi unutmaman lazım gülerken ama. Böyle olmaz. Hadi bir daha gülelim. Ay, ya. Evet arkadaşlar ya, başladık. Şimdi ellerim benim domatesli olduğu için ben çekip yapamıyorum. O yüzden Sultancığım bu görevi devraldı. Çok teşekkürler. Benim de içeride şaraplı olduğu için ben de çekip yapamıyorum. İçeride şimdi bir şeyler oluyor. Sultan gidip içeriği çekecek. Ben de geliyorum hemen. Evet. Organizasyonumuz hala Yael ve Tan'ın evinde gerçekleşiyor. Başladık. Mert'im. Videolarımızı izleyenler Mert'i tanırlar. Gabi Sultan'ın eşi. Tan da evini açan yönetmen arkadaşımız. Başladı etler hazırlanmaya. Etleri size yakından göstereyim. Una chica hizo sarma. Şöyle bir şeyimiz var. Ve burada da sosisler var. Salatamız hazırlanıyor. Onu size daha yakından göstereyim. No encontré. ¿Qué es? Por salada. Un recipiente para ensalada. ¿Cómo? Un recipiente, bir tarif. Un recipiente para ensalada. Eso. Eso.
Ahí va. Şunu bulamadım dedim de. Ahí te doy yo. Abi alkol etiliko gastronomiko falan. Düşüyordum Allah kahretsin. Alkol etiliko gastronomiko falan. Bana fazla çekim yaptırmadınız onu. Bir etme harcadım Ali. Bir etme. Okay. This one. Şuraya beni ya çocuğum. İyi. Aa tamam YouTube'da. Abi bak şöyle. Daha bugün. Oy, önemli o patatesli. Daha bugün haberler çıktı. Arjantin'de hayat çok zor. %100 enflasyon var. İnsanlar eti yemiyor diye. Yani şunun fiyatını sonra söyleyeceğim size arkadaşlar. Enflasyon var ama işte, et yemiyor, süt içemiyor diye bir olay yok. Yok. Şansu, ne haber? İyi valla. Salatalar yaptım. İçeride neler oluyor? Hangi durumdayız şu anda? Sıkıcı. Tamam ya, hiçbir şey yok. Tabaklar geldi. Ay çok güzel. Qué lindo. Qué lindo. Ay, grandma. No. Oo, çok dikkat etmeniz lazım. You know, we have a tradition. Then Greek music and bam bam. Hermoso. Hermoso with this? No. It's not our tradition. No. Yeah, no, it's Greek, but it's close. No, it's impossible. Closer than here, no? It's from Thracia. Thracia? Greek. Ke Thracia? No, Grecia. Thracia ne be? Şey işte, Balkan değil. Bağcılar. Bağcılar. Bağcılar değil ya, Thracia neydi? Thracia ne, öyle bir şey yok ya. Edirne falan. Oralarda. Trakya. Trakya. Artisti bak Thracia diyor ya. Thracia İngilizce ve Grecia. No, Grecia no, is Thracia. Thracia parte yes. Europa, continente Europa parte Turquia. Norte is north, south sí. North. Nunca escuché. İstanbul Thracia en español es Thracia. Bulgaria, Romania, Romania, Thracia sí. Trakya. Bana Thracia diyor. No, I didn't know the English name of this. That's Spanish, that's Thracia. I never heard it. Me neither. Oğlum benim İngilizcemle dalga geçmeyeyim, ben İngilizcem. İngilizcem değil, İspanyolcam da geçiyorum. Mi. İspanyolca dönmeye çalıştım çünkü o sırada. Biz Türkler de biliyorsun birbirimizin konuşamamasına dalga geçmek olay şeydir yani. Ama şeyi de fark ettim, buralılar da aralarında İngilizce konuşmaya çalışırken birbirleriyle dalga geçiyorlar. Çünkü burada da İngilizce konuşma seviyesi çok düşük olduğu için bayağı %80 bilmiyor. Ve böyle bir iki kelime biliyorlar. Söylemeye çalıştıklarında kendi arkadaşları birbirleriyle dalga geçiyorlar. İyi bizdeki. Nasıl dedi falan. Ama bu Avrupa'da yok mesela. Evet. Burada çünkü var, bizde var. Evet. Hayır, başka bir dil konuşmaya çalışırken de gülmüyor. Özgüvensizlik yok. Burada var. Konuştuğuna inanmıyor çünkü. Evet. Yani. Bir de mesela İspanyol biriyle karşılaşıp nasıl bir İngilizce konuşuyor? Aksan, maksan, anasının gözü gibi yani. Tamam kardeşim, ben İspanyolum, evet. Benim aksanım bu yani. Biz niye İngiliz gibi ya da Amerikalı gibi act etmeye çalışıyoruz ki yani? Halbuki önemli değil. Ne dediğini anlatabiliyor musun, evet, kardeşim? Evet. Yani hayır, aksanlar da güzel. Türk aksanı, Rus aksanı, Fransız aksanı. Ben seviyorum ya aksanlı konuşmayı. Ama işte yani bir Türk aksanımız yok bizim. Nasıl mesela İngilizce Türk aksanı yap bakayım? What are you doing? What are you doing? No, no. Evet. How are thank you? Tamam. What are you doing? Gel, conversation yapalım. Okay. Sor bana. What are you doing? Thank you. I am good. And what are you doing? Thank you. I am good too. Türk aksanı bu oluyor. Okay. Thank you, Cansu. Bu muhabbet ani kolaya doğru gidiyor bence burada. Thank you, Sultan. Hint aksanı yap. İngilizce mi? İngilizce. Onu yapabilirim ben. Yap. İngilizce, ben Türkçesini yaparım. Hello my friend. Hello my friend, yes. My friend. No, how are you? Hindistan'dayken bana bir arkadaşım şey demişti, bir arkadaşımızın dükkanını boyuyorduk beraber. Bana böyle şey demişti, bir dakika çok uzun zamandır yapmıyorum da. I'm not a painter, I'm a doctor man. Öyle demişti. I'm not a bad dog. I'm a doctor man. Ya senin dedim. Ya bu nasıl bir video olacak böyle saçma sapan ya. Ay bence çok güzel bir video. Eğleniyor işte. Eğleniyor. Deniz'in dedikodusunu yaptık değil mi? Aa ben burada eğleniyorsunuz. Videodan izlersin 96. bölümde. If you want I can speak English too. Ya halleri bak. Ama biz Türk. Evet, şimdi artık toparlandık. Herkes geldi. Enrico kes. Enrico. Herkes burada, tam 15 kişiyiz. Etlerin bir kısmı gelmeye başladı. İnsanlar açlıktan ölüyorlar.
Bayağı bekledik ama mutlu son. Ne diyorsun Ali? Müthiş. Bu suratında ne var ya? Işık geliyor. Bakalım deneyelim. Etler nasılmış? Ben de deniyorum. Una cosa importante. No sé si hay alguien más que es celíaco, pero yo soy celíaca. No puedo estar acá. Yapılmasından nefret ederim. Yapmaktan imtina ederim. Nasıl kalıyorsun böyle? Çok pişmiş ama güzel. Evet, ben biraz pişmiş severim. Ben az pişmiş severim ama tabii. Tam tersine az pişmiş. Hayır ya. Çok benim pişmiş. Aldığım öyle. Kırmızı olması lazım hiç ya. Allah güzel. Ay kardeşim. Arkadaşlar ben Tuton'u çok seviyorum. Siz de çok sevmiştiniz zaten onun bölümünde. Evet. Yani gerçekten izlemeyenler izlesin. İzmit'ten Arjantin'e kaçan genç kızımız hikayesini. Tuton'un hikayesi gerçekten çok iyi. Buradayken birbirinden değerli Türk arkadaşlarımla karşılaştım Türkiye'den. Evet. Onlardan bir tanesi Sultan. Çok mutluyum. Ve önümüzdeki ay Yeni Zelanda'ya gidiyor. Evet, yani gidiyorum. Çok üzgünüm ilk defa. Aşırı aşırı üzgünüz yani. Sultan'a asla göndermek istemiyorum ama eşi var burada. Gabi. Onu emanet göndereceğiz. Geri dönmesi bekleyeceğiz burada yani. Artık yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Seni çok özleyeceğim. Çok seviyorum, çok. Aşırı şanslı hissediyorum kendimi. Evet, ben de çok şanslıyım. Çünkü gerçekten bekledim. Yani el ülkesinde böyle can arkadaşlarımla tanışmak ve böyle iyi kalpli insanlarla tanışmak çok değerli oluyor. Sultan da benim için onlardan en değerlilerinden bir tanesi. Hayır, alamam. Gerçekten. Sakin sipine. İyi ki var. Denizim de öyle. İyi ki var. En iyi ki. Benim ki biz varız. Denizle ilgili de ilerleyen bölümlerde çok sürpriz haberler vereceğim size. Şimdi söylemiyorum. Evet. Tanım benim ya. Sabahtan beri çalışıyor burada ya. Gerçekten. Çok teşekkür ederiz Tan. Yani sana ne kadar teşekkür etsek az. Her konuda. Çok sağ ol. Bakın burada bütün sabahtan beri etlerimizi burada yapıyor. Masaya getiriyor yani. Ne kadar teşekkür etsem az. Onun alanı olduğu için o teklif etti. Bizim evlerimiz şey olduğu için paylaşımla. Biz yapamıyoruz böyle bir şey. Ama Tancım bizi zor durumda bırakmadı ve etlerimizi sağ olsun yapıyor. Ve çok herkese sağlık. Çok selamlar, sevgiler. Tan'ı biliyorsunuz, bilmiyorsanız da ilk defa izleyenler için söyleyeyim. Daha önce bir röportaj videosu çektik. Bir de 21'inde yayınlayacağız. Yani bu videodan önce yayınlanmış olacak muhtemelen. Tan bizim bütün görsel, tüm desteklerimizi sağladı. Yani mükemmel kamerasıyla çekti. Bize her konuda destekledi. Bizi Serkan'la tanıştırdı. Gitarcı arkadaşımızla, o da burada zaten. Yani bize burada yaptığı desteğin haddi hesabı yok. Vallahi Allah ne muradı varsa versin Tan! Gerçekten şu an sizin için de sarılıyorum sana. Çok mutluyuz onunla tanıştığımız için. Ben bir şey söylemek istiyorum. Ben biraz yaşlı büyük bir kuşak olduğum için bu YouTube işlerinden kaç anlamıyordum. 47 yaşındayım. Hiç göstermedim. O yüzden bu YouTube işlerine çok özeniyordum. Ama yapabileceğim bir şey değil. Cansularla tanışınca onlarla beraber bir proje yaparak bu YouTube dünyasındaki... Aslında olabilecek bir şey olduğunu gördüm. Evet. Yani hayır, yapabilir miyim, yapamaz mıyım ayrı konu ama en azından hevesimi almış ya oldum. İnanılmaz bir belgesel yönetmeni benim gözümde. Ben diğer yani belgesellerini izlediğim için öyle diyorum. İnanılmaz yani izlemelisiniz. Arjantin Dünya Kupası ile ilgili de bir belgeseli var. Onun hesaplarını zaten bırakacağım aşağı. Ama yani bence YouTube'a da dahil olmalı bir şekilde. Çok fazla bilgi birikimi var. Eminim senden faydalanmak isteyen çok fazla insan olacaktır. O yüzden Tan'ı da yakında YouTube'a kazandıracağız. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Mert. Yaşasın Tan. Evet, Mert bizim eski ev arkadaşımız. Şimdi yeni gelişmeleri söylemeyeceğiz. Yeni gelişmeleri söylemiyoruz. Galiba. Onu yakında paylaşacağım. Ama Mert'in de bize burada o kadar çok emeği vardır ki ona da bir sarılıyorum canım sizin adınıza. Ömer Musa Targın'ın da şöyle bir hikayesi var. Ömerciğim merhaba öncelikle. Merhaba. Bir önceki videomuzda da zaten söylemiştik ama Ali Güney Amerika ile ilgili araştırmalar yaptığında ilk sana yazıyor galiba değil mi? Evet. Ondan dolayı da ilk Ömer Musa diyor ki yani siz Buenos Aires'e gittiğinizde orada kısa kalacağınızı düşünmeyin. Daha uzun kalacaksınız. Ve biz de ya olur mu öyle şey çünkü falan diye. Çünkü ben tadını almış birisiydim. İki yıl yaşamıştım daha önce. Ali de bana bunu söyleyince ben zaten onlara dedim siz ki. Siz sosyal medya üzerinden tanıştınız Ali'yle. Ortak bir arkadaşımız vardı. Latin Amerika planları olduğunu duyunca direkt o arkadaşı üzerinden
üzerinden benimle bağlantı etmişti. Ben de direkt bütün o Arjantin sevgimi anlattım. Ve en başından söyledim ki zaten yani burada kalacaksınız, ona göre plan yapın. Yani yapmasanız peki neydi mesela bu yorumu yap? Ben yapıyorum neden sevdiğimi söylüyorum da senin fikirlerini alabiliyorum. Sen neden buranın yaşanacak bir yer olduğunu düşünüyorsun ve geri döndün? Şöyle yani Arjantin'de kültürel hayat inanılmaz. Yani siz de aslında birçok kez bahsettiniz böyle şeylerden evet. Ama insanlar çok daha yani burada mesela statünün çok bir anlamı yok. Evet, İnsanlar size önemli. Mesela tanıştığınız zaman ne iş yapıyorsunuz diye sormuyorlar. Evet. Ne yapmayı seversin diye soruyorlar evet. Mesela. Ayıp bir şey iş, değil mi bu? Evet evet. Yani yemek senin ne iş yaptın, ne kadar para kazandın, nasıl giyindin kimsenin umurunda. Hatta böyle güzel giyindiğinde de böyle bir garip bakıyorlar gibi bir yorum oldu. Evet biraz önce beyaz ceketimi gördün. Değil mi? O onu fazla bir şey yani burada. Ben kendimi kötü hissediyorum şu an mesela. Beyaz bir ceketle geldi buraya. Çok teşekkürler. Burada böyle fazla geliyor öyle şeyler. Evet. Yani bu üstüne başını alıyorsa bu kültürsüzdür falan diye bakıyorlar. Aynen burada. Öyle. Zenginlik göstermek falan böyle çok ayıp şeyler. Dediğim gibi sosyal hayat kimse kimseye karışmıyor. Herkes özgür bir şekilde hayatını yaşayabiliyor. Yargılama çok az. Hı-hı. Sosyal baskı çok az. Parayla ilişkileri dediğimiz gibi hani günlük. Türkiye ile karşılaşınca falan öyle bir şey yok. Evet. Paran varsa harcıyorsun yoksa yok mesela. Ya birazcık bizim romanlarımız gibi diyebilir miyiz bunlar için? O gününü düşünüyorlar. Hı-hı. Yani o günü mutlu geçiriyorlar. Sonra gelecek planı yapan bir toplum değil burası. Ya şimdi böyle bahsediyoruz da bir taraftan da dünyada en fazla terapiste giden vatandaşın evet, yaşadığı başkent burası. Yani elbette bunun diğer madalyonun öbür yüzü de var bir taraftan ama. Ama gitmeleri de iyi bir şey bu arada. Bizim gibi toplumlardan gelen insanların bir anda kendilerini rahat hissettikleri yerlerden biri. Çok şey bir cümle kurdum ama. Evet, ama bizim, evet. Bize de çok benziyorlar aynı zamanda. Çok benziyorlar. Yani bir bariyerini aştığınız anda aslında böyle aslında bütün Latin Amerika toplumları da öyle. Ben Arjantin'i biraz daha batı toplumlarına yakın görsem de mesela genel olarak Latin Amerika toplumlarını doğu toplumu olarak görüyorum ve bize çok yakın olduklarını çok. Düşünüyorum. Yani Akdeniz kültürü ve Latin Amerika benim için bambaşka yerler evet. O anlamda. Yani buraya geldiğinizde insanlarla iletişimde hiçbir problem yaşamadan dil bariyerini açtıktan sonra elbette öyle. Ama dil bariyerini de aşmadan İngilizce iletişim kurmanız çok zor olur. Çünkü %80'in İngilizce bilmediğini söyleyebiliriz aynen, buradan. Aynen öyle. Ama burada tadını alınca tekrardan bırakası gelmiyor ki ben 5 sene sonra döndüm buraya. 5 sene nasıl bayağı burayı böyle hani geri döneceğim diye gittim. Sürekli. Bütün arkadaşlarıma söylüyordum. Döneceğime herkes de bana sürekli bir hafta 10 gün oldu ben buraya geleli. Bütün arkadaşlarım diyor ki Ömer buraya döneceğini biliyordum. Ve döndüğümde de zaten o sube kartım bahsettiğiniz var ya. Evet, otobüse biniş evet. Kartımı aynı şekilde getirdim. Onu saklamıştım. Çünkü burada zor olduğunu biliyorum evet. Onu tekrardan bulmanın. O benim bir taraftan şeyimdi. Yani benim bu vesairese döneceğimin garantisi gibi evet. Onu böyle baş köşede saklıyordum. Aynı şekilde döndüm ve kullanmaya başladım. Harikasın ya. Şimdiki planların ne peki? Burada mesela bir toplu park... Şunu bir sesini biraz tutabilir miyiz? Şimdi bir de bize şu anki planlarından bahseder misin? Şimdi sen toplu bir parayla geldin anladığım kadarıyla. Peki o paran bittikten sonra burada ne gibi planların var? Çünkü Arjantin ya da Güney Amerika toplumlarında para kazanmanın zor olduğunu biliyoruz. Öyle de söylemiştik zaten. Senin planın ne? Şimdi benim planlarım, yani ben biraz aslında ticari, buradaki bir kere benim dolarım var elimde. Aha. Bunu söylememiz lazım. Bugün. Yoksa herkes kafasına göre gelemez. Evet, çünkü evet. Burada Arjantinler gibi çalışıp onlar gibi uluslararası firmalarda çalışsalar bile maaşları çok düşük. Bu nedenle burada ben yerelden çalışacağım, para kazanacağım üzerinden bir şeyler yapmak çok kötü. Eğer dükkan açmak için gelmek isteyenler varsa, benim de Türkiye'de böyle bir işletmem var. Hani oraya taşırsam falan diye nasıl düşünüyorum. Nasıl bir işletme peki? Burger restoranımız var. Burada da mı böyle bir şey yapmak istiyorsun? Böyle bir şey yapmayı düşünsem bile, burada da mesela Türkiye'deki bizim en büyük sıkıntılarımızdan biri sürekli kıymanın fiyatının artması. Aynı şekilde burada da kıymanın sürekli yani bütün gıda maddelerinin fiyatları sürekli artıyor ve bunu da işte sürekli maliyetlere yansıtmanız gerekiyor. Yani burada Arjantin içerisinde bu ekonomik hız verken ki şu anda %104 gibi %100'ü aşmış bir enflasyondan bahsediyoruz. O yüzden burada iş yapmak çok zor. Veya burada bir şirkete giriyorsunuz, çalışıyorsunuz, oradan aldığınız maaşla burada yaşamaya devam etmeniz çok zor. Ben mesela bir 6 ay yetecek kadar para getirdim yanımda. O yüzden rahatım gibi ama benim bir ay içerisinde, iki ay içerisinde artık geleceğime dair neler yapabileceğimi düşünmem lazım. Ama sen, senin mesleğin nedir? Ben gazeteciyim. Peki burada da o mesleğimi yapmayı düşünüyorsun başka bir şey? Gazeteciliği, yani şöyle bir sıkıntım var. Ben birçok dilde gazetecilik yaptım ama hiç o dilde yazmadım. Bütün yazdığım haberleri farklı diller üzerinden Türkçe'ye aktararak yazıyorum. O yüzden benim burada gazetecilik yapmam için biraz süre geçmesi lazım. Benim İspanyolca yazmaya alışmam lazım. Akademik anlamda ya da siyasi anlamda yazabilmem lazım. Belki de yazabiliyorum ama denemedim de. Onun dışında yöneticilik yapmıştım ama burada da yöneticilik yaptığımda bazı LinkedIn'den yerler baktım. Orada da mesela çok düşük maaşlara çalıştırıyorlar yönetici pozisyonunda.
Onun dışında ben burada açıkçası daha çok Türkiye ile Latin Amerika arasındaki ticari anlamda ne yapabilirim? Biraz ona bakacağım aslında. Aslında burada insanlar tembel olduğu için diyebilir miyiz? Çok tembeller gerçekten Arjantin toplumu. Burada neyi güzel yaparsanız onun gidebileceğini söyleyebiliriz herhalde, değil mi? Yapabilirler ama ben şunu söyleyebilirim. Yani eğer bir... birikim önemli. Birikiminiz var. Birikim her zaman olacak. Yani evet. Eğer farklı bir coğrafyaya sıfırdan gidiyorsanız yanınızda hiç para olmadan falan biraz... Yani minimum 10 bin dolarsız gelinmez buraya. Bence olmalı. Daha az da olabilir ama bu sizin yeteneklerinize bağlı. Evet. Yani ben bir data analist değilim, ne bileyim. Evet. LinkedIn'de yazdığım zaman direkt çıkmıyor. Ben yöneticiyim ve gazeteci. Evet. Benim yapabileceğim alanlar da sınırlı. Evet. Ama sizin mesela sanatsal bir yeteneğiniz varsa, bir gösteri, performans sanatınız varsa, Arjantin'de bunları çok güzel yapabiliyorsunuz. İspanyolca da konuşabiliyorsanız. İspanyolca da konuşabiliyorsanız. Değer görüyor burada böyle şeyler. Değer görüyor ama ben hemen her şeyi bırakacağım Türkiye'de. İşte Arjantin'e geleceğim, orada bambaşka bir hayat yaşayacağım. Çalışacağım, falan yok. Olmaz. Bunlar öyle basit şeyler değil. Kimse bir anda böyle bir gaza gelip zaten yol parası acayip. Evet, paralar. Buraya geldiğinizde çok büyük zorlukla yaşayabilirsiniz. O yüzden buna dikkat etmek gerekiyor. Yani eğer gerçekten ben yurt dışında, dünya çapında bir iş yapabilirim. Belki de öyle bir sanatınız var, öyle bir yeteneğiniz var ki dil olmadan da ortak dil kurarak insanlara dünyanın her yerinde yapabileceğiniz bir iş olur. Ya da remote bir iş yapıyorsanız. En iyisi o, en iyisi o. Eğer remote bir iş yapıyorsanız, eğer dışarıdan dolar kazanıyorsanız, Arjantin'de çok güzel bir hayat sürebilirsiniz. Evet. Dolar girdiniz olur ve bu şekilde yani evet, devam bayağı show yaparsınız burada. Programcılık öğrenilebilir, ne bileyim, yazılımcı olabilir. Online ticaret yapıyor olabilirsiniz. Bunların üzerinden bir şeyler gidebilir. Ama ben her zaman söylemek istiyorum, çok büyük maceraya atılıp ben mükemmel bir hayat yaşayacağım, param olmasa da ben burada bir şeyleri hallederim deyip böyle bir maceraya atılmaktansa... Arjantin bunun için doğru bir yer değil. Çok doğru bir yer. Çok doğru. Avrupa bunun için doğru bir yer, Amerika bunun için doğru bir yer ama Arjantin burada çalışıp para kazanıp burada ben... Kazanmayı bilen bir şekilde her yerde her kazanır. Ama burada ekstradan bu ekonomik krizde ve yani toplumun yapısında bir şekilde anlamaları gerekiyor, görmeleri gerekiyor. Biz böyle anlatıyoruz da mesela diğer görüşler açık olmayan insanlar aslında burada yaşarken çok büyük zorluk da çekebilirler. Ön yargılı olanlar. O yüzden hani buraya gelirken farklı görüşlere, farklı dünyalara da açık olmak. Evet, her şeyi orada bırakıp tertemiz bir kafayla geliyor olmak ve biraz da dolarla geliyor olmak gerekiyor. Tertemiz kafayla. Biz nereye gidersek gidelim o kafayı birlikte taşıyoruz ya. İşte onu bırakmak gerekiyor, o ön yargıları. Biz aslında kendimizi değiştirmemiz gerekiyor. Evet. Dünyanın neresine gidersek gidelim o kafamızı dönüştürmemiz. Avrupa'da ve Amerika'da hani bunu parayla kapatabilirsin ama burada kapatabileceğin bir alanın yok, paran yoksa. Çünkü herhangi bir Avrupa ya da Amerika'ya girdiğinde çok basit bir iş yaparak. Evet. Dönercide çalışırsın, hayatını idame ettirebilirsin. Burada öyle bir gerçeklik yok. Öyle bir şey yok. Burada çok zor. Bu gerçekliği söylüyorum buraya yani. Buraya parasız gelmesinler. Evet. Geldiklerinde de parayı kazanabilecekleri. Ya en doğrusu ben Arjantin'e gelecek olanlara şunu tavsiye ediyorum. Remote bir iş yapıyorlarsa burayı düşünsünler. Dışarıdan dolar kazanabilecekleri bir iş varsa buraya gelsinler, denesinler. Evet. Ama onun dışında gelirlerse çok büyük zorluk. Ama şunu da yapabilirler mesela. Burada uzun yıllar yaşamayı düşünmeyip sadece 6 ay dil öğrenip işte buranın tadını alıp dönmek isteyenler de. Ben belki de onu yapacağım. Ha, bunu da yapabilirler. 6 aylık paramı getirdim. 6 ay yaşayacağım. Baktım olmadı, kuramadım bir şey. Aynen ben öyle. Ama aynen ben deniyorum. Öyle. Neden denemeyeyim? Evet, bu denemek için güzel bir yer burası. Yani en azından Türkiye'de İspanyolca kurslarına para vereceğine yol paranı ayarla. Gel buraya. Bir de 6 aylık masraflarını düşün. Çok da ucuza mal edebileceğin. Yani aylık gerçekten kasarsan 150-200 dolara böyle tatlış bir hayat yaşayabilirsin sadece kira dışında. Kira yok. Kira dışında 150-200 dolara yaşarsın. Yaşar mısın? Yaşarsın. Tamam. Herkesin ben yaşam standartlarına farklı bağlı. Farklı ama çok sıkarsan yaparsın. Hani ya bunu gerçekten olamayacak bir şey ben değil. Bedel ödemeye umarım. Bir de aslında şeyle de ilgili. Bugün Ali'yle de konuşuyorduk aslında. Yani biraz daha hippie hayatına alışmışsan, gezginlik kafan varsa. Benim var, ben yapabiliyorum. Ya yattığım yer şu kadar güzel olsun, kaldığım yer şöyle olsun, giyindiğim kıyafetim şöyle olsun, illa şöyle restoranlarda yiyeceğim, böyle yaşayacağım diye. Can yoksa? Bir sınırın yoksa eğer. Yapılamayacak bir şey değil. Değil evet. Yani. Herkes ve insanlar nasıl yaşıyorsa buradaki kurslar da çok ucuz yani. Hani bir dil kursu olsun, bir atıyorum sit kursuna gidiyor arkadaşlar.
arkadaşım yani 20 dolarlar falan yani. Aşırı ucuz fiyatlar yani 10 dolarlar. Aa, en güzel şey o zaten. Bugün bunu düşünüyordum. Yani sosyal hayata dahil olabileceğiniz o kadar çok seçenek var ki. Ve çok ucuz. Yani herhangi bir sporda, işte dövüş sanatında, evet, müzik, dans, herhangi bir konuda. Ya yani paten kayıyor işte. Evet. Patencilerin işte her akşam kulüpleri var mesela. Ya buranın en havalı yerine gidiyorum spor salonuna. 200 dolar vermiyorum 6 aylık. Yok. 200 dolar değil. Çok çok daha en havalı spor salonu. Çok daha ucuza, hani biraz önce diyorduk ya neden Buenos Aires diye. İnsanlarla belirli konularda işte sosyal aktiviteler üzerinden, ilgiler üzerinden, sosyal ilgiler üzerinden veya hobiler üzerinden herkes toplanıp birlikte hareket edip eğlenebiliyor. Evet. Ve bunun için çok büyük paralara ihtiyacınız yok. Evet. Buranın eğer bilginiz varsa onun üzerinden. Ben buraya geldiğimde paten çocukluğumdan beri istiyordum. Hemen gittim bir paten aldım. Orada gruba yazdım. Ya ben paten öğrenmek istiyorum. Yabancıların grubuna falan. Hemen beni bir gruba yönlendirdiler. İşte paten yapan gençler işte haftada 2-3 gün toplanıyorlar. Bilmeyenlere de öğretiyorlar. Bedavaya. Aa çok iyi. Böyle bir şey. Burası biraz duman altı. Evet. O yüzden. Ama dediğim gibi ben çok keyif alıyorum. Evet. Yani ben senin deneyimli olduğun için senden daha çok fikir almak istedim. Çünkü geldim burada yaşadın. Sonra döndün. 5 sene tekrar geri döndün. Senden de duyduğumuz için biz daha çok deneyimledikten sonra hani biz fikirlerimizi söyledik ama senin fikirlerin o yüzden çok değerliydi. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Fikirlerini paylaştığın için. Arkadaşlar biz eğlenmeye devam ediyoruz. Bu bölümün burada sonuna gelmiş olabiliriz. Belki de gelmemiş olabiliriz. Size dönebiliriz. Hoşça kalın şimdilik. Öptük. Anıl. Gracias por venir a todos. Gracias. Ustedes muy importante para estamos. Gracias por venir acá. Estamos muy feliz para por tanımak mı? Conocer. Conocer ustedes. No. Conocer. Sí. Mi español es finito. No. Cansu teşekkür etmedin. Gracias. Ayuda yardım için. Sí, gracias por ayuda estamos. No. Nosotros. Sí. Bravo. Normal. Sizi çok seviyoruz. İyi ki buradasınız. Türk arkadaşlarım için de söyleyeyim. İyi ki buradasınız. Sizin olmak bizim için büyük şeref ve gurur. İyi ki sizinle tanıştık. Çok değerlisiniz bizim için ve gerçekten çok duygusalız bu konuyla ilgili. Ve kendimizi çok şanslı hissediyoruz. Çok her şey için, her şey için teşekkür ederim. Ben de iki kelime etmek istiyorum. Ali Başkan da iki kelime etti. Burada olduğumuz için çok mutluyuz. Bizim ikimizin bir hayali vardı. O hayale destek olduğunuz için Tan'a, Serkan'a özellikle gerçekten çok teşekkür etmek istiyorum. O buradaki herkese teşekkür etmek istiyorum. Ama onları özel tutuyorum ve bizim bir hayalimiz gerçek oldu bu konserle aslında, evet, gerçekten. Evet. Ve onun için herkese çok teşekkür ederiz. İyi ki buradayız, iyi ki varsınız. Çok daha güzel şeylerle birlikte olmak dileğiyle, dileriz. Dileğiyle, evet. Çok teşekkür ederim. Evet. Yes! Gracias! Para, traduzca lo que acabo de decir. Dice que... Okay, dice que gracias por cumplir algunos sueños que tuvimos antes. Realizamos muchas cosas como concierto y otras cosas. Bizi çok değerli hissettirdiniz. Por eso se sintieron muy valuable. Valioso. Y también gracias por esas palabras muy buenas. Gracias. Uy, topluluğa konuşma yapmak biraz geriyor. Ama çok rahat ettiğimiz bir ortamdayız ve çok sevdiğimiz arkadaşlarımız olduğumuz için de bir anlamda o kadar da rahat. Ya biz ne güzel eğleniyorduk, ne güzel gözyaşımız geldi. Yarsın yavrum. İnsinden yalnızım, inesinden ya. Kıyamet kopmasın dünya. Şarkılara devam edelim. Sen buraya göre gider mi? Si, por favor. Si, por favor. Yes, Serkan. Si, por favor. Safa. Cansu nerede? Cansu. Vamos. Vamos a cantar. Ne? No sé. Thank you.
se kaca. Şimdi yaşa.